Merhaba arkadaşlar. İstediğin gün ve saatte sloganı ile yayın yapmakta olan WOM TV'de Boya Moya Manolya adlı programda bir kez daha birlikteyiz. Bu hafta da sizlerle taş boyama etkinliği yapıp keyifli vakitler geçirmeye çalışacağız. Bu hafta da bir uğur böceği çizimi yapıp boyamaya karar verdik arkadaşlar. Çizimini de size göstereceğim. Çizimi hem çok kolay hem de çok eğlenceli olacak. Dilerseniz ilk önce daha önceden yaptığımız koleksiyonumuzu şöyle bir göz atalım. Daha önceden gördüğünüz gibi kedilerimiz, bulutlarımız, papatyalarımız ve evlerimiz bulunmakta. Şimdi bunların içine bir de uğur böceği ekleyeceğiz arkadaşlar. Uğur böceğimizin çizimi çok basit olacak. İlk önce şöyle bir kafası için çizim yapıyoruz. Daha sonra ortadan bölüyoruz ve şöyle gözlerini yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Uğur böceğimiz için kırmızı ve siyah kullanacağız arkadaşlar. Dilerseniz kırmızı ile hemen başlayalım. Evet. Evet, şöyle fırçamızı kuruluyoruz. Direkt boyamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle tam olarak da boyayabiliriz. Ben çizimi göstermek için attım. Şöyle boyayabiliriz. Daha sonra zaten siyahla çizgileri belirginleştireceğiz. Evet, şuraları dikkatli bir şekilde tekrar geçiyoruz. Arkasını da aynı şekilde boyadık. Evet, fırçamızı yıkıyoruz. Şimdi siyah boyamızı kullanacağız. Onu da şöyle döktük. Yine fırçamızı güzelce kurutuyoruz. Ve gözlerine dikkat ederek şöyle arkasını da boyuyoruz dikkatli bir şekilde. Daha sonra ince uçlu fırçamızla evet,
Güzelce fırçamızı hazırlıyoruz. Çizdiğimiz çizgiyi belirginleştiriyoruz. Daha sonra noktalarını yapıyoruz uğur böceğimizin. Evet, yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Şimdi gözlerini yapacağız. Gözleri için de beyaz kullanacağız. Beyazımızı da şöyle bir karıştırıyoruz. Ve daha sonra tekrar siyahı kullanacağız. Evet arkadaşlar, uğur böceğimiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi uğur böceğimizi kurumaya bırakacağız ve daha sonra vernikleme işlemi için tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, taşımızı kurumaya bırakmıştık. Şimdi vernikleme işlemine geçebiliriz. Evet, şimdi yine yavaş fırça darbeleriyle vernikliyoruz. Evet arkadaşlar, bu taşımız da hazır. Bunu da şöyle koleksiyonumuzun içerisine koyuyoruz. Koleksiyonumuzda bir tane de uğur böceğimiz oldu arkadaşlar. Dilerseniz malzemelerimizi tekrar hatırlayalım. Malzemelerimiz akrilik boyamız, su bazlı verniğimiz, paletimiz, fırçalarımız ve peçetemiz olacaktı arkadaşlar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.